Sessiz insanlar genellikle çekingen veya içe dönük olarak algılanırlar. Ancak bu onların daha yüksek sesli ve dışa dönük bireylerden daha az ilginç veya karmaşık olmadıkları anlamına gelmez. Aslında sessiz insanlar genellikle yakından incelenmeye değer, büyüleyici psikolojik özelliklere sahiptir. Toplum genellikle yüksek sesle konuşmanın ve dışa dönük olmanın toplum içinde kendini göstermenin en iyi yolu olduğuna inansa da durum her zaman böyle değildir. Hepimiz sessiz bir insan olarak birini tanıyoruzdur. Fazla konuşmayan, genellikle fark edilmeyen birini. Belki de bu kişi bir arkadaşımız ya da aile üyemizdir, belki de sizsinizdir. Bu videoda sessiz insanların içindeki gizli güzellikleri inceleyeceğiz. İlk olarak sessiz insanlar genellikle kendileri hakkında daha derin bir anlayışa sahiptir. Düşüncelerini ve duygularını düşünecek, yalnız başlarına çok zaman geçirme eğilimindedirler. Sonuç olarak kendi değerleri, inançları ve hedefleri hakkında derin bir anlayış geliştirirler. Ayrıca sessiz insanlar genellikle güçlü bir iç motivasyona sahiptir. Kim olduklarını ve ne istediklerini bilirler, bu da net kararlar almalarına yardımcı olur. Kendilerinden şüphe etmezler çünkü duygularıyla temas halindedirler. Duygu ve düşünceleri üzerinde daha derin bir düzeyde düşünme eğilimindedirler. Bu da kendi kişiliklerini ve çevredeki dünyayı daha iyi anlamalarına yol açar. İkinci olarak sessiz insanlar genellikle çok empatik ve güvenilirdirler. Çok fazla konuşmuyor olsalar da bu başkalarını anlama ve empati kurma becerilerinden yoksun oldukları anlamına gelmez. Genellikle dikkatlidirler ve ince duygusal ipuçlarını fark ederler. Bu da kendilerini diğer insanların yerine koymalarına ve onların ihtiyaçlarını ve arzularını anlamalarına olanak tanır. Sessiz insanlar genelde güvenilir insanlardır. Çünkü sözlerini ve eylemlerini dikkatlice seçerler ve taahhütlerini yerine getirirler. İyi birer dinleyicidirler. Başkalarının ihtiyaçlarını anlayarak sözlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlarlar. Ayrıca kendilerini ve düşüncelerini iyi tanıdıkları için güvenilir olma eğilimindedirler. Bu da onları genellikle dürüst ve samimi yapar. Üçüncü olarak sessiz insanlar genelde güçlü bir hafızaya sahiptir. Dikkatlidirler ve başkalarının gözden kaçırabileceği ayrıntıları hatırlarlar. Bu yetenek başkalarının unutmuş olabileceği konuşmaları, olayları ve ayrıntıları hatırlamalarına yardımcı olur. Ayrıca bir sonraki hareket tarzına karar vermeden önce durumları derinlemesine analiz ettikleri için mükemmel problem çözücüdürler. Dördüncü olarak sessiz insanlar derin sohbetleri tercih ederler. Yüzeysel konuşmalardan kaçınma eğilimindedirler ve anlamlı derin tartışmaları tercih ederler. Başkalarının derin duygu ve düşüncelerini öğrenmek ve kendi duygu ve düşüncelerini paylaşmakla gerçekten ilgilenirler. Sessiz insanlar için başkalarıyla duygusal bir bağ kurmak ve derin ilişkiler kurmak çok önemlidir. Beşinci olarak duygusal olarak istikrarlıdırlar. Genel olarak sessiz insanlar duygusal olarak istikrarlıdır. Bu da hayata olumlu bakma ve strese daha iyi başa çıkma olasılıklarının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Duygularını etkili bir şekilde kontrol edebilirler ve ortalama bir insana göre daha az tepkiseldirler. Başkalarının sözünü kesmeden veya yargılamadan dikkatle dinlerler. Bu da aşırı etkilenmeden veya yalnızca başkalarının söylediklerine dayanarak aceleci kararlar vermeden bilgileri özümsemelerine olanak tanır. Bu yetenek zor durumlarla daha iyi başa çıkmalarını ve çatışmaları daha kolay çözmelerini sağlar. Altıncı olarak sessiz insanlar utangaç olmak zorunda değildir. Sessiz insanların utangaç olduğu yaygın bir yanılgıdır. Bu bazı durumlarda doğru olsa da her zaman geçerli değildir. Sessiz insanlar genellikle düşüncelerini ve duygularını kendilerine saklamayı tercih eder ve konuşmaktan çok dinlemeyi seçerler. Ancak bu utangaç oldukları anlamına gelmez. Aslında sessiz insanlar ilgi alanları ve inançları söz konusu olduğunda çok özgüvenli ve iddialı olabilirler. Genellikle güçlü bir iç dünyaları ve kendileri hakkında derin bir anlayışları vardır. Bu da zorlu durumlarla yollarını bulmalarına yardımcı olur. Yedinci olarak sessiz insanlar güçlü bir iradeye sahiptir. Genellikle odaklanmış ve hedef odaklıdırlar. Neyi başarmak istediklerine dair net bir vizyona sahiptirler.
İçe dönük yapıları nedeniyle iç gözlemcidirler ve düşüncelerini ve hedeflerini düşünmek ve planlamak için zaman ayırırlar. Kolayca dikkatleri dağılmaz veya başkalarından etkilenmezler ve hedeflerine ulaşana kadar onlara konsantre olabilirler. Güçlü iradeleri ve kararlılıkları genellikle kariyerlerinde, ilişkilerinde ve kişisel hedeflerinde başarıya götürür. 8. olarak sessiz insanlar çok empatik olabilirler. Şaşırtıcı gelebilir ama sessiz insanlar genellikle son derece hassas ve empatiktirler. Genellikle çok sezgiseldirler ve başkalarının ihtiyaçlarını iyi anlayabilirler. Kendilerini başkalarının yerine koyabilir ve onların duygu ve düşüncelerini anlayabilirler. Bu da onları diğer insanlar için mükemmel danışmanlar ve destekçiler haline getirir. 9. olarak sessiz insanlar mutlaka öfkeli ya da depresif değildirler. Sessiz insanlar daha az konuşma, içe kapanma eğiliminde oldukları için genellikle kızgın veya depresif olarak yanlış anlaşılabilirler. Ancak bu yanlış anlama yanlış sonuçlara yol açabilir. Sessiz insanlar mutlu ve tatmin olmak için her zaman başkalarının arkadaşlığına ihtiyaç duymazlar. Genellikle yalnız zaman geçirmekten, düşünmekten ve kendilerini yeniden şarj etmekten memnun olabilirler. Son olarak sessiz insanlar ilişkilerinde genellikle derin bağlantıları tercih ederler. Duygusal bağlara değer verirler ve kendi değerlerini, inançlarını ve ilgi alanlarını paylaşan insanları ararlar. Sessiz insanlar çok sayıda yüzeysel tanıdık yerine sıkı sıkıya bağlı bir arkadaş grubuna sahip olmayı tercih ederler. Bu derin bağlar onlara tatmin ve mutluluk hissi verir. Ayrıca sır saklamayı ve arkadaşlarına sadık kalmayı da bilirler. Sonuç olarak sessiz insanlar zengin bir iç dünyaya ve büyüleyici psikolojik özelliklere sahiptir. Onları hayatınızda görmek zenginleştirici olabilir.